Merhaba, hoş geldiniz. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Böyle muazzam, muhteşem, böyle tüm dünyayı birleştiren bir etkinlik olmuş. Bunda da siz ana sponsorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nasıl geçiyor etkinlik sizin? Tahmin ettiğimden daha güzel geçiyor. Çok yoğun. Hem Türkiye'ye bu kadar yoğun olması hem de bu blockchain ekonomisinin artık geri dönülemez bir yolda olduğumuzun bir işareti. Ben yıllardır bu tip konferanslara katılıyorum. İlk defa böyle bir etkinlik, bu kadar yoğun katılım ve ilgi gördüm. Çok teşekkür ederim. Hemen Müge Hanım'a da dönmek isterim. Müge Hanım merhaba, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizin için etkinlik nasıl geçiyor? Etkinlik çok güzel geçiyor. Bu kadar kalabalığı görmek çok güzel. Çok keyifli bir etkinlik olacağını umuyorum. İki gün buradayız. Teşekkür ederim. Hocam tekrar size döneyim. Biraz aslında bu kripto para dünyası ile ilgili görüşlerinizi merak ederim. Biliyorsunuz geçmişten bugüne bir hayli yol kat etti. Gelecek perspektifiyle ilgili de neler söylersiniz? Ben artık bu yeni bir ekonomi dönemez bir nokta. Artık internetin yerini blockchain alacak diye düşünüyorum. Bu yeni devrimde aynı zamanda hukuki düzenlemeler de olacak. Ben hukukçu olduğum için. Mesela bizim hukukumuza aldığımız İsviçre 2020 yılında topyekun bir torba yasayla değişiklik yaptı. Tabii şimdi biraz da hukuki altyapının da oluşması lazım gelişmesi için. Bu yönde de çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda hükümetin de, aynı zamanda devletin de Türkiye'de önce olmasını istiyorum. Çünkü Türk insanı normalden daha fazla eğilim gösteriyor bilişim konusunda ve çok da yetenekli yazılımcılar var, uygulamalar var sizin gibi. Biraz burada bir hukuki altyapı yapıp geliştirmek ve dünyada bir önce olmamız gerekir diye düşünüyorum. Aslında tam da bu noktaya değinmek isterim. Yani biraz geleneksel finans sistemlerinden ayrılıyor muyuz? Hani tüm dünya, özellikle Türkiye'de tabii ki, yoksa biraz daha böyle entegre şekilde devam mı edecek? Bence birdenbire aslında bu kripto ya da blockchain devrim demek çok doğru bir ibare olacak. Bu devrime biraz yumuşak geçiş sağlasak daha iyi olur. Yani hibrit bir yaklaşımı daha uygun buluyorum. Önce normal finansal sisteme entegre olup belki ileriki zamanda, çünkü sırf finans değil aynı zamanda sosyal boyutuyla da biliyorsunuz çok etkili olmaya başladı. Dünyamızı değiştirecek bir devrim, ama bunun böyle biraz yavaş geçmesi, böyle biraz kısmen entegre olarak şu andaki mevcut sisteme daha uygun olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biraz da Müge Hanım'a dönmek isterim. Aynı zamanda hukukçu da bir insansınız. O yüzden biraz daha belki o perspektiften yorumlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Hocam zaten İsviçre'deki düzenlemelerden bahsetti. Dünyada da özellikle Amerika'da 2018 yılından beri kripto varlık arzları, ICO'lar revaçta. Türkiye'de de ben ICO'larla birlikte bir patlama olacağını düşünmüştüm, ama kripto varlık platformları özellikle Türkiye'de çok fazla arttı. Bu konuda uluslararası düzenlemeler yapılıyor, takip ediliyor. Türkiye'nin de bu açıdan, en azından yatırımcıları korumak açısından, belki ufak bir asgari standart belirlemesi, bu konuda düzenlemeler ve regülasyonlar yapması son derece önemli. Bu piyasayı da aslında güçlendirecektir. Yeterli ve piyasayı çok sıkmadan yapılacak bir düzenleme bu piyasayı geliştirecektir diye düşünüyorum. Şimdi az önce hocam hibrit bir modelin yavaş yavaş olan bir geçişin aslında daha uygun olacağını dile getirdi. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Aslında tabii biz blok zincir diyoruz, kripto varlık diyoruz. Hepsi birbirinden ayrı. Blok zincir birçok farklı alanda, kamusal alanda düzenleme potansiyeline sahip. Sadece finans alanında değil. Finans alanında da ben şu anki geleneksel modelin daha da artarak, aslında yeni katlanarak yeni bazı araçlar, bazı finansal araçlar ve finansal düzenlemeler getireceğini düşünüyorum. Bu geçişin zaman içinde olacağını düşünüyorum. Ben de hibrit bir modele geçilmesine uygun olacağı görüşündeyim. Evet. Çok teşekkür ederim. Hocam tekrar size döneyim. Son olarak bir soru daha yöneltmek isterim. Şimdi aynı zamanda bir eğitimci kimliğiniz de var ve öğrencilerle de tabii ki bir araya geliyorsunuz. Onlara dersler de veriyorsunuz. Biraz böyle belki tavsiyeleriniz olabilir mi öğrencilere, hani bu yeni dünyaya hazırlamak için? Tabii ben özellikle en şu anda çalışmaktan zevk aldığım konu blockchain ekonomisi. Çok heyecanlandırıyor beni ve geleceğin konusu olduğu için şimdiden öğrencilerimizin de bu konudan uzak kalmamalarını, ilgilenmelerini istiyorum. Hatta bununla ilgili çok fazla tez, doktora tezi, yüksek lisans tezi yaptırıyorum. Biz de üniversite olarak, Özyurt Üniversitesi olarak bu güz aylarında böyle büyük bir etkinlik düzenlemek istiyoruz. Yani geleceğin yeni yaşam standardı blockchain olduğu için hukukunu da, aynı zamanda hukuk dışında diğer unsurlarıyla da ilgilenmek, bilgi sahibi olmak çok önemli olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Müge Hanım. Çok teşekkürler. Keyifli bir etkinlik geçirmeniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Size de kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler.